Ukrayna Savaşı akabinde Polonya askeri tedarik süreçlerini hızlandırdı. Son aylarda dış kaynaktan tank tedariki ardından 1400 adetlik Borsuk zırhlı muharebe aracını kapsayan tarihi bir üretim anlaşması imzalandı. Yatırımlar irdelendiğinde eski Doğu bloğuna adını veren Varşova'nın kısıtlı insan gücüyle olası Rus taarruzunu durdurabilmek için kesenin ağzını açtığı görülüyor. Ancak ekonomik sıkıntıları bulunan ülkenin bu pahalı alımların ödemelerini nasıl yapacağı bilinmiyor. Son dönemlerdeki tedariklerin mali kaynağı için muhtemelen telif dedikodular bulunsa da harcamalar, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan bir gerçek. Borsuk sürecinin Polonya'da öz imkanlarla yürütülmesi ise önemli bir fırsat. Türkiye'nin özellikle zırhlı kara araçları alanında önemli tecrübeleri bulunuyor. Birikimler ve bu sayede elde edilen yerel sanayi altyapısı için iyi bir pazar teşkil eden Polonya'nın gittikçe büyüyen potansiyeli, iyi değerlendirmeler yapması gereken Türk firmalar için ciddi fırsatlar sunuyor. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.